anıtının önünde duruyoruz. Bu anıt gördüğünüz gibi çok yüksek bir yerde. Aşağıda büyük bir caddeyi görüyor. Bu Sir John Marshall çok önemli çünkü daha önce bu bölge tamamıyla Moğolların kontrolündeymiş. Daha sonra buraya Sihler gelmiş ve Sihlerden Sir John Marshall'la beraber bu bölgeyi tekrar geri almışlar. O yüzden buraya bu anıt yapmış. Bölge modern Taksila. Biz eski Taksila'nın başkentine gideceğiz. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir müzeye geldik. Burası Gındara medeniyetinin en önemli müzelerinden biri, Taksila Müzesi. Ve içeride gerçekten çok eski heykelleri göreceğiz beraber. İsterseniz bir göz atalım. Biliyorsunuz ki normalde Buda'nın bıyıkları yok ama burada birazcık bıyıklarını görüyoruz. Ve ilk çıkartıldığı zaman bana söylediler ki bu tamamen altındanmış. Ama daha sonra tabii ki zamanla beraber bu altınları da kaybetmiş ve bu şeklini almış. Evet, şu an müzemizdeki en büyük Buda heykellerinden birinin önünde duruyoruz. Kendisi bu heykel biraz diğerlerine göre eşsiz çünkü kireç taşından yapılmış durumda. Ve görüyorsunuz pozisyonu da dayanan budur o şekli, yani bu şekilde duruyor. Bu heykelin özelliği dediğim gibi kireç taşından yapılmış olması ve gerçekten çok eski olması. Şimdi Budizm için çok önemli bir yapının önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz yapı stupa deniyor ve bu en baştan en sona kadar Budizm'in evrelerini anlatıyor. En alttaki evreye bakar mısınız? Orada insanlar yüklerin altında ezilmişler çünkü hayatlarını hep böyle bir şeyler isteyerek geçirmişler. Her zaman yorularak geçirmişler, hep doyumsuz olarak geçirmişler ve bu yüklerin altında ezilmişler. Ve giderek görmüş olduğunuz Budalar huzura ermiş, kafalarını boşaltmış ve hayattan hiçbir şey istemedikleri zaman mutluluğa ulaşmış olduğunu sembolize ediyormuş. Yukarı doğru çıktığımız zaman dünyayı görüyorsunuz. Dünya hayatını, dünya yaşantısını anlatıyor. Ve üst evrelere çıktıkça da göğün 7 katını ve aynı zamanda Budizm'in 7 katını görmüş oluyorsunuz. Biliyorsunuz Budizm'de 7 defa dünyaya gelmek var ve sonunda da Nirvana'ya ulaşıyorsunuz. Merhabalar, şu anda Taksila'nın tam da merkezinde bulunmaktayız. Burası milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış olan gerçekten çok etkileyici bir yer. Bakın arkamda görünen şeyin adı stupa. Stupa daha önce çok daha büyükmüş, göklere kadar yükseliyormuş ama zamanla maalesef eski görkemliliğini kaybetmiş ve geri kalanlar sadece şu anda bunlar. Bu bölge daha önce Büyük İskender tarafından da ele geçirilmiş. Gerçekten çok büyük bir alan. Gördüğünüz gibi sadece bu kalıntılar geriye kalmış ama hala görkeminden bir şey kaybetmemiş.
Olan Sawat'tayız. Yanımızdan da tam Sawat Nehri geçiyor. Burası aslında çok eski bir bölge. Budist bölgesi ve eskiden adı Udiyanna'ymış. Udiyanna büyük bahçeler demek. Burada çok büyük bahçeler varmış. Aynı zamanda ciddi anlamda yeşil bir bölge. Her yerde yeşillikler görmeniz mümkün. Çok yüksek dağlar, şelaleler, nehirler ve aynı zamanda göller de mevcut. Buraya insanlar burada eğlenmek için, parklarda zaman geçirmek için geliyorlar. Ve buranın en önemli özelliği de sayın seyirciler, eskiden burada çok ciddi Budist yerleşimleri varmış ve hala da bunları görmeniz mümkün. Sevgili seyirciler, burası oldukça geniş bir nehir ama üzerinde hiçbir köprü yok. O yüzden burada çok basit bir şekilde bir teleferik inşa etmişler. Buradan bu şekilde ulaşımı sağlıyorlar. Şimdi biz de onu deneyeceğiz bakalım. Şu anda onlar için çok önemli bir yer, stupanın önünde duruyoruz. Bu stupa tabii ki hasar görmüş, eskiden bu şekilde değilmiş. Bunun hikayesini daha önce size anlatmıştık Taksila'da. En aşağıda ezilen tabakası, ondan sonra da Nirvana'ya kadar varan ve Budistler için bir tapınak olan bir yerdeyiz. Burası 2500 sene önce Gandhara medeniyeti zamanında yapılmış ve hala buraya dünyanın her yerinden Budistler, Japonlar, Koreliler ve Sri Lankalılar geliyorlar ve burada dualarını ediyorlar. Kalıyormuş. En önemlilerinden biri de Queen Elizabeth. Kraliçe Elizabeth buraya gelmiş ve 1962 yılında burada konaklamış. Onunla beraber birçok önemli konuk da buraya gelip konaklamışlar. Vadi yolundayız. Buradan 30 dakika sonra çok güzel bir yere geleceğiz. Güney Asya'nın en büyük oturan Buda heykelini bulacağız. Vadinin ortasında çok güzel bir manzara var. Görmüş olduğunuz gibi meyve ağaçlarıyla dolu burası. Buradan şimdi oraya 30 dakika yürüyeceğiz.
dakikalık yürüme ve tırmanma mesafesinin ardından buraya geldik. Arkamda oturan bir Buda heykeli görüyorsunuz. Bu Buda heykeli buranın, Güney Asya'nın en büyük ikinci oturan Buda heykeliymiş. Budistler buraya yıllar önce gelmişler ve gelecek nesillere armağan etmek için bu Buda heykelini burada bırakmışlar. Yoldayız. Burası dağların ortasında bir vadi. Malem Ceba da vadinin tam üstünde kalıyor. Hava biraz değişti burada. Birazcık soğuk. Görmüş olduğunuz gibi arkamda çok güzel bir manzara var. Malem Ceba'ya geldik ama dışarıda çekim yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Biz de aracımızın içinden size çekim yapıyoruz. Burası aslında çok önemli bir kayak merkezi, uluslararası bir kayak merkezi olduğunu söylediler. İnsanlar buraya dünyanın her yerinden geliyorlarmış. Ama bugün lüksüde sadece bu kadarını gösterebiliyoruz. Karşılıyorlarmış. Et ihtiyaçları, yemek ihtiyaçları, alışveriş ihtiyaçları, her şey burada var. Meyveler, sebzeler. Biz de geçerken bir uğrayalım dedik. Merhaba sevgili seyirciler. Kalanma gitmek üzere yoldayız. Burada biraz mola verdik çünkü arkamda gürül gürül akan bir ırmak var. Burası vadinin tam ortasında bir yer. Bu vadinin sonunda biz de Kalam'a varmış olacağız. Merhabalar, yolculuğumuz devam etmekte. Pakistan'ın en ücra köşelerini burada keşfetmeye devam ediyoruz. Arkamda bir bal üretim merkezi var. Burada tazecik ballar üretiliyormuş. Ve görmüş olduğunuz gibi önümden de kocaman bir nehir geçiyor. Şırıl şırıl akan bir nehir. Burada çok güzel bir manzara var anlayacağınız. Kalam'ın sonunda vardık ve Kalam'da bizi gerçekten çok güzel bir manzara karşıladı. Gördüğünüz gibi şu an ormandayız ve burada hava biraz soğuk. İnsanlar buraya soğuk hava için geliyorlar. Birçok otel var. Burada insanlar eğleniyorlar, çocuklarını alıp geliyorlar ve biz de bu manzaranın keyfini yaşıyoruz şu an. Huzur bulmak için geldiğini söylemişlerdi. Gerçekten de doğruymuş. Biz de burada oturduk ve huzur buluyoruz. Ve bu ormanla ilgili değişik bir şey daha öğrendim. Normalde biliyorsunuz ormanlar, ağaçlar tepelerde olur ama burası alçakta bir orman ve gerçekten çok büyük bir orman.
ama geldik. Kalan görmüş olduğunuz gibi nehir kenarına kurulmuş bir yer. Küçük bir kasaba aslında ve burası yemyeşil bir yer. Üstünde şu an çekim yaptığımız yer geniş bir arazi, boş bir arazi. Burada insanlar gelip festival yapıyorlar, eğleniyorlar ve biz de buraya geldik. Şu an görmüş olduğunuz gibi montumu giydim çünkü burası gerçekten bayağı soğuk. Gölü'ne gitmek üzere yoldayız. Şu anda çok güzel bir şelaleye rastladık görmüş olduğunuz gibi. Nahudant Gölü'nün tam önündeyiz. Burası Pakistan'daki en güzel göllerden bir tanesi. Burada çeşitli aktiviteler yapmanız mümkün, konaklamanız mümkün, kamp yapmanız mümkün ve burada balıkçılık da gerçekten çok meşhur. Kailash Vadisi'ne gitmek için yoldayız ve görmüş olduğunuz gibi bir tüneldeyiz. Burası Lavari Tüneli. Bu tünelin en önemli özelliği 10 kilometre olması ve yolculuğumuzu 4 saat kadar kısaltacak. Merhabalar, Pakistan'da en küçük topluluğun yaşadığı yer olan Kailash Vadisi'ndeyiz. Kailash Vadisi Çitral'de bir bölge. Burası özellikle festivalleriyle meşhurmuş. Dünyanın her yerinden insanlar buraya bu festivalleri izlemeye geliyorlar. Özellikle dans festivalleri burada çok meşhur. Buranın insanların kıyafetleri de birbirinden farklılık gösteriyor ve burada çok dinlilik mevcut. Şu anda Kailashi mezarlığını görmektesiniz. Kailashiler ölülerini gömmek yerine bedenleri görülecek şekilde mezarlarının üzerine bırakıyorlar. İspanyol bir araştırmacının mezarını da burada görmeniz mümkün. İpeti yazmayışama kama sarim aşk isa reste tere teri vadiya
diye sen dur, sen dur, sen dur. Şeli çitrar mı dur, mı dur, mı dur. Eva diye sen dur, sen dur, sen dur. Şeli çitrar mı dur, mı dur, mı dur. Çitral zindabad, Gilgit Baltistan, Çitral zindabad. Şendu rahega kayam, har saal zindabad. Gilgit Baltistan, Çitral zindabad. Gilgit Baltistan, Çitral zindabad. तेरे नजारे ऐसे जैसे जन्नतों का नूर. Merhabalar, Gilgit ve Çatral'ın tam ortasında yüksek bir arazideyiz. Burası dünyanın en yüksek polo alanı. Görmüş olduğunuz gibi arkamdaki polo alanında kraliyet ailesinin elemanları Çatral'dan ve Gilgit'ten geliyorlar ve burada kıyasıyan mücadele ediyorlar. Temmuz ayında burası bir festival alanı aslında. Tam 4000 metre yüksekliğe insanlar tırmanıyor ve burada bu maçları izlemeye geliyorlar. Thank you.